Mahmut Övür Türkiye, New York'taki Devler Ligi'nde ABD küresel dünyanın patronu olmakta bocalasa da New York hala dünyanın en popüler ve etkili şehri. New York sadece sanat, moda ve kültürün değil, siyasetin de, ticaretin de, paranın da başkenti. Birleşmiş Milletler'den Dünya Bankası'na bütün küresel kurumların merkezi de bu şehirde. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısı nedeniyle New York'tayız. O toplantının ve Başkan Erdoğan'ın birbiri ardına gerçekleştireceği görüşmelerin arka planını izlemeye çalışacağız. Ama benim ilk durağım New York'un tam merkezindeki Türk evi oluyor. O kadar merkezindeki tam karşısında Birleşmiş Milletler binası var. Biraz ilerisinde ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği binası yer alıyor. Ama sadece bunlar değil. Yakın çevresinde dünyanın üç güçlü devleti İngiltere, Almanya ve Fransa'nın temsilcilikleri bulunuyor. Türkiye'nin yeni merkezi Türkiye'vi bu bölgenin en stratejik ve güzel yerinde adeta yeni dünya siyasetinde ben de varım diye mesaj veriyor. Bu aslında son dönemde yükselen ve siyaset üreten Türkiye'nin geldiği noktayı da gösteriyor. Bölgeyi birlikte gezdiğim sevgili dostum Ahmet Köse, New York'un merkezinde yükselen Türk evini göstererek şöyle diyor. ABD'de yaşayan bir Türk olarak gurur duydum. İnsana güven veriyor. Dünyanın karşısına dünyanın en merkezindeki görkemli bir binayla çıkıyorsunuz. Bundan daha etkileyici ne olabilir? Bana göre artık Türkiye dünyanın G6'sı içinde. Bu bir ülkenin prestiji açısından çok tarihi bir adım. Dün bu bina Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla hizmete girdi. Artık Türkiye'nin ABD'deki önemli etkinlikleri bu merkezde yapılacak. Daha ilk günden açılıştan hemen sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le başlayan görüşme trafiği İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hırvatistan, Slovenya, Polonya, Finlandiya Cumhurbaşkanları AB Konseyi Başkanı Charles Michel gibi çok sayıda siyasiyle devam etti. Türk evinin arka planı da bir hayli geçmişe uzanıyor ve ciddi bir emek var. O tarih Demirel döneminin vazgeçilmez dışişleri bakanı rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil'in 1977 yılında binanın üzerine oturduğu ana arsayı satın almasıyla başladı. Sonra yanındaki bir otopark ve İranlı bir Yahudi ait bina biraz da zahmeti bir süreçten sonra satın alınarak bugünkü noktaya gelindi. Bu çabada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şimdi Moskova Büyükelçisi olan Mehmet Samsar gibi çok sayıda dışişleri mensubunun katkısı yatsınamaz. Ama işin küresel düzeyde etkili bir noktaya taşınmasında ve iddialı olunmasında kuşkusuz en büyük katkı Başkan Erdoğan'a aitti. Her yatırım olduğu gibi bunu da ısrarla takip etmişti. Şimdi merak ediyorum. Türkiye'de başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere devletin geleceği için yapılan binalara karşı çıkan, itibarsızlaştıran muhalefet partileri acaba New York'un en merkezli yerindeki gökdelene de bir kup takacak mı? Bu görkemli bina Ankara'dan nasıl görünür bilemem ama New York'tan çok güzel görünüyor ve gurur verici. New York'a turist olarak bile gelseniz mutlaka Türk evini görün derim. Çünkü onlarca Türkiye karşıtı lobinin cirit attığı bir şehirde yapılan bu binanın sadece New York'un merkezinde bir gökdelen olmaktan öte bir anlamı var. Mahmut Öbür Fadime Özkan Dünya lider görsün Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettiğinde insanlık adına adaletin gür sesini yükseltecek. Erdoğan 2014'te Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünya beşten büyüktür cümlesini ilk kez kurduğunda kuşkusuz hakikati dile getirmiş, o vakte kadar mırıldanma, sızlanma şeklinde devam ede gelen itirazları ve reform çağrılarını kimsenin özellikle beş büyüğün kulak üstü yatamayacağı kadar evrenselleştirmişti. Çünkü o tarihte de dikkatle takip edilen bir liderdi Erdoğan. 11 yıllık iktidarında Türkiye'ye çağ atlatmış, kemikleşmiş meseleleri aşma becerisi göstermişti. Halk tarafından seviliyor ve her seçimde artan bir oy oranıyla tercih ediliyordu. O yüzden kimi devletler onu istemeyen bir rakip, kimileri durdurulması gereken bir düşman, kimileri ise ilham alınan bir model olarak gördü. Söylediklerinde haklıydı. Veto ayrıcalığına sahip ülkelerin kendi menfaatlerini gözetmesi nedeniyle dünyada uluslararası barış ve güvenlik bir türlü sağlanamıyordu. Mevcut Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapısının değişmesi şarttı. Dünya 2. Dünya Savaşı'nın neticelendiği yerde değildi artık. Güç dengeleri değişiyordu. 2014'ün üzerinden 7 yıl geçti. Pek çok lider değişti ama Erdoğan hala orada, yükselen Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Üstelik yakın zamanda, yakın coğrafyasında büyük kırılmalar yaşanmış bir ülkenin güçlü lideri. Arap Baharı Ayaz'a dönmüş, Libya'da, Irak'ta, Mısır'da darbeler olmuş, Suriye'de iç savaş çıkmış, milyonlarca Suriyeli canavliyle Türkiye'ye sığınmış. Hangi istihbarat örgütlerince yemlendiği belli terör örgütleri eş zamanlı olarak saldırıya geçmiş. PKK terör örgütü ülkeyi bölmeye kalkmış, kendisi kazınmış. NATO-FETÖ darbesi 15 Temmuz 2016'da öyle destansı şekilde yere çalınmış ki dünyada eşi benzeri yok. Ekonomik, yargısal, lobisel saldırılar hiç durmamış Türkiye'ye, Erdoğan yönetimine. Ama tüm bu saldırılardan Recep Tayyip Erdoğan sağ, Türkiye'ye salimen çıkmış. Üstelik 3,5 milyon sığınmacı yükünü tek başına taşıyarak onca kışkırtmaya, zorlamaya rağmen iç hukukunu, huzurunu korumayı başarmış. İnsanlığı düştüğü yerden kaldıran ülke olarak da benzersiz Türkiye. Batı medeniyetinin kaynağı olarak yüceltilen Antik Yunan'ın mirasçısı Atina yönetimi çoluk çocuk sığınmacıları taşıyan botları patlatıp aylan bebeklere kıyarken İslam medeniyetinin bayraktarı Selçuklu Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti canlar kurtardı. Zaten küresel insani yardım raporları da Türkiye'yi en çok insani yardım yapan ülke olarak defalarca geçirdi kayıtlara. Pandemide de öyle oldu bu, İngiltere'ye bile tıbbi yardım gönderdi Ankara. Cumhurbaşkanının dün New York'ta açıkladığı gibi Türkiye'nin Covid-19'a karşı geliştirdiği Türko vakaçısı ihtiyaç duyan mağdur ve mazlum coğrafyalara bila bedel gönderilecek. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünde daha adil bir dünya mümkün dediğinde retorik bir cümle kurmuş olmayacak. Bunu dünyaya sadece teklif eden değil, yapıldığını gösteren, yöntemlerini anlatan Muhataplarını ikna gücü olan bir dünya lideri olarak konuşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde görüştüğü mevkidaşlarına kabul ettiği her makamdan ve topluluktan insana takdim edeceği daha adil bir dünya mümkün kitabıyla dünyaya mayayı çalacak Cumhurbaşkanı. Bu mayanın tutmaması imkansızdır. Zira daha adil bir dünya mümkün önermesi çok güçlü bir öz taşıyor. Mümkün müdür sorusu uluslararası sistemin ve küresel barışın geleceği açısından sorulması gereken çok önemli bir politik sorudur. Hem mevcut çarpıklığın sürdürülemez olduğunu ilan ettiği hem de cevabını içerdiği için. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm, iklim değişikliği ve İslam karşıtlığı gibi küresel siyasetin çözmekten aciz kaldığı meselelerin çözüm anahtarlarını içeriyor Erdoğan'ın kitabı. Dünya bu anahtarı kullanmalı. Kapsamlı bir reform yapılmadan, Birleşmiş Milletler yeniden yapılandırılmadan, zaten kangren haline alan ve bir bumerang gibi çıktığı yere dönen sorunlar insanlığın ve yerkürenin sonunu getirecek yoksa. Doğruyu söylemek kadar muhatabın gözünün içine bakarak söylemektir doğru liderlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş büyüğün gözünün içine bakarak söylüyor bunu. Dünya siyasetini beş ülkenin kaderine terk edemeyiz. Dünyanın beşten büyük olduğunu kabul etmeyi bir ilke olarak benimsemeliyiz. Zira küresel sistem beş devletin çıkar, hırs ve kaprislerine mahkum edilemez. Fadime Özkan